ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, yarattığı tüm canlılara rızık vermeyi kendi üzerine borç kıldığı gibi, programladığı yoldan çıkan toplumlara doğru yolu göstermeyi de kendi üzerine borç yazmıştır. Bu nedenle insanlığı zulüm ve kargaşa bataklığından kurtarıp adaleti, güvenliği ve mutluluğu sağlamak için toplum hayatına müdahale ederek o çağdaki insanların içinden seçtiği elçileri görevlendirmiş, kitap indirmiştir. Rahman olan Allah, zaman içinde nankörlük edip azgınlaşan kullarını hadlerini aştılar diye öğüt vermekten vazgeçmemiştir. Onlara yeniden elçileri aracılığı ile uyarı mesajları göndermiştir. Böyle bir ısrar insanlar arasındaki ilişkide olsa bırakın ne halleri varsa görsünler denilir. Uğraşmaktan vazgeçilirdi. Ne var ki Rabbimiz böyle yapmamış, haddi aşan kullarını uyarmayı bıkmadan sürdürmüştür. Ancak Rabbimiz son elçi olarak seçtiği Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık elçi göndermeyeceğini ve kitap indirmeyeceğini insanlık alemine bildirmiştir. Mümin bir insana düşen Allah'a, elçiye, Kur'an'a dair yeterli bilgiye sahip olup imanını bütünlemesi ve Allah'ın koyduğu ilkelerin ışığında şu imtihan dünyasında insanca yaşamasıdır. İşte program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının rüşte ulaşabilmeleri, bu dünyada cennet hayatı yaşayabilmeleri için Rabbimizin indirdiği son kitap olan Kur'an'ı yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok Sağ teşekkür olun, ederiz. Var olun kardeşim. Sağ. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlilini yapmaktadır. Geçen hafta Arap suresinin 27. ayetindeki fitne konusunun açılımı yapılmıştı. Ayrı bir necim olan 28-33 ayet grubuna kadar gelmiştik. Evet. Buradan itibaren devam edebiliriz. Buyurun efendim. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. 28'den de biraz herhalde bahsettiydik değerli izleyicilerimize. Evet. Şimdi tam 29'u okuyacağız. Ayetin mealini vereyim önce. De ki, Rabbim hakkaniyeti emretti. Her mescidin yanında toplum içinde yüzünüzü, tüm benliğinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak Rabbinize yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi ona döneceksiniz. Evet. Bu 29. ayet. Şimdi bu 29. ayeti iyi anlamak için 28. ayeti, Necm'in başındaki ayeti bir ayrıca tabii. Değerlendirmemiz lazım, hatırlamamız lazım. Şimdi Mekkeli müşrikler, onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman
babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti derler. De ki, Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? O gün içi Mekke müşrikleri, başta hani buradaki iğrençlik, fuhuş diye bahsetmiştik biliyorsunuz. Onu, fuhuşun her çeşidini, aşırılığı, başta tefeciliği, yine kul edilmeleri, köle sahibi olmaları ki Mekkeli müşriklerin en büyük şeyleri, iğrençlikleri bu. Bir de şirkleri idi. Şimdi burada onlar uyarıldığı zaman onlar da böyle bir bu iğrençliği de yaptığı zaman onlar ve uyarıldığı zaman onların sığındığı bir şey var. Atalar dini. Biz bunu diyor, bu çirkinlikleri yapıyoruz ama babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti derler deyip işi Allah'a havale ediyorlardı. Şimdi atalar dini, buna şöyle diyelim, halk arasında bu atalar dinine sahip olmanın modern çağda buna muhafazakarlık tabir ediliyor. Muhafazakarlık, inandığı değerleri korumacılık anlamında. Şimdi bunun iyi tarafı olduğu gibi çok da kötü tarafları da var. Tabii. Mesela şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'ında halis dinin muhafızı olmayı, ona muhafazakar olmayı emreder. Mesela Bakara suresinin 239-240'ta Hafizu ale salavatı ve salatul usta diye ve en hayırlı salatı ve salatları mutlaka muhafızı olun diye emir verir. Burada muhafazakarlık söz konusudur ama burada. Tabii. Şimdi bunlarsa iğrençliğin muhafazakarlığını yapıyor. Belirli bir dönemde, yani belki o muhafazakarlık geçerli ama o muhafazakarlığın artık dönemi bitmiştir. Tabii. Muhafazakarlığın şöyle, Latince'ye çevirecek olursak bunu yabancı dillerde konservecilik demek. Bildiğiniz hani gıda vesaireyi alıp belirli bir şeyde saklama var ya, evet. Bildiğin konservecilik demek. Şimdi tamam da bu konservelerin üstünde onların bir son kullanma tarihi yazar değil mi? Şimdi süresi biten, son kullanma tarihini geçmiş konserveler yenecek olursa, kullanılacak olursa zehirler. İnsanı zehirler. İşte o nedenle Cenab-ı Hak muhafaza edilecek bir şeyler var, halis din var. Bir de halis dinin ötesinde beşeri, yani toplumsal değerlerden gelmiş şeyleri saklayacak olursan onların kullanma dönemi bitmiş. Hak din gelmiş, beşeri dinin korunmasının gereği olmamış. Eğer koruyacak olursan sizi zehirler. Şimdi aynı bunun gibi. Bu adamlar ne diyorlardı? Bak, onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti. Bir de Allah bir şey yapıyor. Diyorlar bak. Şimdi onlar böyle diyor da Allah ne diyor? Peygamber'e buyurur ki emir 29. ayet de ki söyle onlara Rabbim hakkaniyeti emretti. İşte olay bu. Fuhşu değil. Tabii. Aşırılığı değil. Şirki değil. Köle edinmeyi değil. Tefeciliği değil. Evet. Rabbim hakkaniyeti emretti. Şimdi burada değerli izleyicilerimize ben bir noktayı açıklayacağım. Ayetin orijinalinde kıst sözcüğü var. Hadi şimdi şöyle anlatayım. Burada diğer meallere bakacak olurlarsa değerli izleyicilerimiz, genellikle bu ifadenin Rabbim adaleti emretti gibi, biz hakkaniyeti diyoruz. Evet. Başkalarında da adalet diye, adaleti emretti diye çevrildiklerini görecekler.
Şimdi Kur'an'da adalet sözcüğüyle kız sözcüğü birbirinden farklıdır. Ayetin orijinalindeki geçen sözcük gıst sözcüğüdür. Gıst. Bunun üzerinde bir duralım. Hatta bazı ayetlerde de şöyle bir ayette millet, ümmet, müminler bu konuyu karıştırmasın diye Allah iki sözcüğü ayrı ayrı kullanır. Yani onu da burada belirteyim. Ayrı ayrı. Evet. Bir ayette iki Hucurat 9'da bakın şimdi Hucurat 9'la 9'da ve aksitu bil adlidir. Evet. Kıstı ayrı kullanır, adaleti ayrı kullanır. Bunun özelliği ne? Şimdi ben burada değerli izleyicilerimize bunu açıklarsam konuyu onlar daha iyi anlayacak. Hatta değerli izleyicilerimizden daha evvel bir ricamız olmuştu. Bizim burada izleyeceğimiz, yapacağımız programların, derslerin evet. önceden kendileri tarafından da bir tabii. ön hazırlık olarak yapılması, meallerden bunların okunmasını bir hazırlıklı olmalarını rica ettiydik. Bu evet. önemliydi. Yine bu bağlamda onlara diyoruz ki kız sözcüğü. Kız sözcüğüyle adalet sözcüğü birbirinden farklıdır. Onu anlatayım. Ama biz genelde bunu yani Kur'an çalışanların çoğu da ihmal eder. Geçiştirir gider. Evet. Bu adalettir. Adalet bildiğiniz gibi denge demektir. Evet. Denklik demektir. Bir ikiye iki demektir. Misal yani iki tabii eşittir, ki. İki adalettir. Ama kız bu demek değildir. Kız sözcüğü, bak onu böyle söyleyeyim. Hak edilen ve söz verilen kadar karşılık. Yani bunun şeyi nasip, hak edilen pay demek. Hak edilen pay. Kıstın anlamı hak edilen pay. Nasip. Nasip. Nasip dediğimiz nasip. Zaman nasibin de karşılığı hak edilen pay demek. Bu nedir? Şöyle anlatayım. Mesela şimdi herkesin evinde birkaç öğrencisi vardır. Bir ilkokula giden, ortaokula giden, liseye, üniversiteye giden çocuklarının olduğunu söyleyelim. Baba da bunlara sabahleyin onları okula gönderirken harçlık verecek değil mi? Evet. Şimdi hepsine adaletle yapacaksam hepsine ilkokula gidenle, ortaokula gidenle, liseye gidenle, üniversiteye gidenle ikişer lira veyahut onar lira vermek zorunda. Bu lazım. Adalettir. Evet. Ama kız değildir. Kız değil. Ama kız ise İlkokula giden çocuğun ihtiyacı neyse tabii. o 5 lira. Ortaokula gideninki 10'dur. Ötekinin 15'tir. Üniversiteye giden de 20'dir. Tabii. Bu şekilde herkesin ihtiyacına göre hakkı neyse onun verilmesi işte bu da kıstır. Hakkaniyet. Ha, bu hakkaniyettir. Türkçesi de kız, Arapçası kız, Türkçesine de hakkaniyettir. Hakkaniyet. İşte Cenab-ı Hak burada ne diyor? Rabbim hakkaniyeti emretti. Evet, Rabbimiz birbirimize davranırken hakkaniyetle davranmamız. Yani bir babanın anlattığım gibi çocuğun birine 5, 10, 15, 20 vermesi tabii. hakkaniyettir. Doğru. Bu Allah'ın emridir. Allah böyle olmasını emretti. Evet. Şimdi buradan şey yaparak ben öz olarak inşallah detayını ileride söyleyeceğiz. Mesela İslam'da miras hukuku kardeşler arasında, eşler arasında veyahut da yan ikinci evet. derecedeki miras alıcılar arasındaki miras taksimindeki evet. oranlar da Allah'ın koyduğu bu hakkaniyete göredir. Evet, evet. O da hakkaniyete göredir. Adalet ilkesine göre değildir. Evet, şimdi burada Cenab-ı Hak Peygamberine emretti. Hayır, yalancılık yapmayın. Peki, evet. Bir de utanmadan bu yaptığınız fuhşiyatı, iğrençlikleri Allah'a fatura ediyorsunuz. Ya. Allah böyle bir şey yapmaz. Evet. Allah hakkaniyeti emreder. Tabii ki. Allah'ın emri hakkaniyettir. Bundan şaşmayalım. Şimdi nerede, şimdi toplumlar arasında nerede bir hakkaniyetsizlik varsa bilin ki o nedir? Allah'ın emrine karşı aykırıdır. Gelmedir. Karşı gelinmiş olduğunun görüntüsüdür. Evet. Bu konuyu burada bu kadarlıkta bırakalım. Yine 29. ayette Cenab-ı Hak dedirttiriyor, devam ettiriyor. Her mescidin yanında
toplum içinde yüzünüzü, tüm benliğinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak Rabbinize yalvarın. Evet. İlkin sizi yarattığı gibi ona döneceksiniz. Evet. Burada ayeti kerimede yine bir ifade var. Burada teknik ayrıntıyı vereceğim ama çok kısa vereceğim. Ayetin orijinalinde ve akimi vücuhekum, yüzlerinizi döndürün ifadesi var. Yüzünüzü ona doğrultun. Yüzünüzü. Sadece yüzü Allah'a doğrultmak demek değil bu. Yüzün doğrultulması, bakın Kur'an'da çeşitli ifadeler var. Bunu başka ayetlerde de göreceğiz. Mesela Ali İmran suresinde Eslemtu veşhiye lillah ifadesi var. Evet. Ben yüzümü Allah'a çevirdim ifadesi var. En'am suresinde yine inni veccehtu veşhiye, mutlaka ben yüzümü döndüm ifadesi var. Şimdi yine Bakara 112'de illa men esleme veçhehu diye, yüzünü kim Allah'a teslim ederse, İslamlaştırırsa ifadesi var. Yüzün, burada yüzden bahsedilmesi zikrül cüz, iradetül kül, mecazi mürseline göredir. Allah burada yüzü zikreder ama tüm benliği kasteder. Çünkü bundaki sebep de şudur, bakın şöyle söyleyeyim, yüz insanın vesikasıdır. Onun için bir vesikalık fotoğraf çekildiği zaman vesikalık fotoğraftaki insanın yüzü insanın tüm vücudunu, tüm benliğini, tüm kişiliğini, hepsine simgeler. Hepsinin simgesidir. Evet. Onun için ayetteki ifadede mutlaka her şeyinizi, tüm benliğinizi ona doğrultun tüm demek. Tüm benliğinizi. Sadece yüzü Allah'a doğrultun demek değildir bu ifade. Tüm benliğinizi, tüm varlığınızı ona doğrultacaksınız. Bunun anlamı ne? Düşünürken, yerken, içerken, hareket ederken, yatarken, kalkarken, herhangi bir iş yaparken, ne yaparsanız yapın, hangi eyleminiz olunda olsun, o eyleminiz Allah'a doğru olsun. Evet, öz bu. Allah'ın arzu ettiği istikamette olsun. Evet, bunu bu kadar anlattım, bunu da şey yapıyorum. Sağ olun. Bir de buradaki bir şey daha var. Her mescidin yanında diye bir ifade var. Mescitteki kasıt, evet. Şimdi bu her mescidin yanındanın bir özel ifadesi var burada. Bir de genel ifadesi var. Onu da belirteyim. Özel ifadesi, mescit secde edilen yer demek. Evet. Secde edilen yer, ikna edilen, ikna olunan yer demek. İnsanın eğitim, öğretim görüp, yani kafasındaki karışıklıkları gidereceği, zihnindeki bulanıkları gidereceği, İmanda, İslam'da, Kur'an'da, Allah'la, peygamberle ilgili her ne şüphesi varsa onları izale edeceği, hepsini ortadan atacağı, mutmain olacağı yer demek. Bu okullar demek. Okul. Tamam. Evet. Bu ilahiyat eğitiminin verildiği okullar demek. Bunun anlamı bütün benliğinizi bu okullarda özellikle de ve özellikle, bakın şimdi özellikle de ve özellikle buralarda her şeyi Allah için araştıracaksınız, Allah için yapacaksınız. Evet. Çıkar, mıkar, menfaat vesaire düşünmeden, işte tamam mı? Evet. Onu o doğrultuda hareket edeceksiniz. Evet. Tüm mal varlığınızı, tüm vaktinizi, tüm zamanınızı, tüm mesainizi bu yönde harcayacaksınız demek bir. Bir, evet. Bu özelliği, bak mescidi şeye getirdik. Bir de Cenab-ı Hak bize kulluk görevini verdiği zaman bu kulluk görevini sadece, bakın bu çok önemlidir. Sadece camilerde, mescitlerde ibadet edeceksiniz diye bir şey söylemedi. Tabii. Tüm dünyanın her tarafı, evrenin tümü, yer yüzü, gökyüzü, uzay boşluğu vesaire Müslüman için mescittir, secde yeridir. Tabii ki. Evet. Tamam. Bunun anlamı şudur. Şimdi tüm mescitlerde dendiği zaman evrenin her tarafında nerede bulunursanız bulunun, tamam mı? Evinizde, damınızda, yolda, belde, uçakta, vapurda vesairede her yerde yüzünüzü, benliğinizi Allah'a yönelteceksiniz demek. Bakın işte Müslümanlardaki bu cami mefhumunu bu yıkar. Evet. İşte Yahudileri havralara, Hristiyanları kiliselere,
Müslümanlar da camilere mahkum ettiğinden dolayı dinler hep yozlaşmıştır. Orayı hasrediyorlar. Allah'ın dinine ulaşmak için dini bu mekansal sınırlardan, hapishanelerden çıkarmak gerekir. Bunu da burada öz olarak anlatıyorum. İkinci anlamı da bu. Genel anlamıyla da bu. Şimdi bu ayette yine diğer bir noktası daha vardı. Ayette ne buyurulduydu? Bak, dini yalnız kendisine has kılarak Rabbinize yalvarın. Allah'a has kılmak. Bir de dinin Allah'a has kılınması. Allah'tan isteyeceksin ama karambola değil. Yaptığın dualar, niyazlar Allah'a karşı din Allah'ın olarak, din Allah'ın halis dini. Allah'ın halis dinine bizzatihi Allah'tan gelmiş şekliyle ortaya konmuş din. Kur'an'daki din. Kur'an'ın dışında imamlar tarafından, cemaatler tarafından, mezhepler tarafından ortaya konmuş din halis din değil. Ona ne diyoruz? Kalp. Kalp. Çakma din. Evet. Şimdi bu halis din biliyorsun bir önden daha önceden sütle halis süt örneği verdiğim gibi bir de burada şey var. Şöyle söyleyeyim. Kuyumcular ve altın işiyle meşgul olanlar has vardır, has. Evet. Has nedir? Altını 24 ayar. 24 ayar has. Hastır. Tamam. Mesela bilezikler has mıdır? 22 ayar. O 20 has değil. Has değil. Onun işte o oranda bakır karıştırıldığı tabii, için haslığını yitirmiştir. Tabii. 18'liği vardır, 14'ü vardır vesaire böyle. Ha, değeri düşük. Tabii. Onun için yapılan din, yaşanılan dininde has din olması lazım. Evet. Halis din olması lazım. Bu da Allah'tandır. Evet. Allah bize dediğim gibi 24 ayarlık altın vari bir din verdi. İmamlar, mezhepler, meşrepler, tarikatlar, gavslar, kutuplar, imamlar vesaire derken herkes bu dine bir şeyler ekleyerek dinin haslığını yitirttiler. Katık. Geriye de çakma bir din kaldı. Maalesef. O dinde dünya alem bugün bu asırda şahittir ki öyle mi? Dünyada hiçbir işe yaramıyor. Dünyada işe yaramayan din ahirette de hiç yaramaz. Hiç işe yaramaz. Maalesef. Onun için bu bağlamda da değerli izleyicilerimiz Zümer 1 ila 3'ü, Zümer 11-16'yı, Mü'min 14'ü, Mü'min 65'i kendileri okuyacaklar. Onları da burada bahsedeyim. Güzel. Orada görecekler ki bak ben de beyine 5'i burada vurgulatayım. Beyine. Oysa ki onlara sadece dini yalnız Allah için arındıran kişiler halinde sadece Allah'a kulluk etmeleri, salatı ikame etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. Ve işte bu doğru, eksiksiz, aşınmaz bir i̇şte dindir. Bu. Orada çok daha net evet, bir şekilde bildirim. Bu demektir ki bak Beyyine suresinin 5. ayeti. Evet. Allah'a halis olmayan din, tamam mı? Doğru din değildir. Eksiksiz din değildir. Eksiktir. Aşınmaz, pörsümez din değildir yani. Tamam mı? Onun için şu anda da ister peygambere rivayet edilerek peygamberden katkı yapmak, imamlardan, müçtehitlerden, mezheplerden, meşreplerden, hele hele o hani tarikatçıların, ekli imamlarının şöyle rüyayla, keşifle falan filan soktukları şeyler var ya, hepsi zehirdir. Zehir tabii ki. Hepsi kesinlikle zehirdir. Öyle. Onun için yaşanılan dinin halis olması gerekiyor. Tamam. Evet. Öz olarak anlatıyorum. Şimdi bundan sonra şeyleri de daha hızlandıracağız inşallah. İnşallah efendim. Hem. Evet. Cenab-ı Hak burada şöyle bir ifade 30'a geldik. Bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık hak oldu. Onlar şeytanları Allah'ın aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlar edindiler ve kendilerinin de kesinlikle kılavuzlanan doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Bakın bu çok enteresan. Şimdi Allah kitap indirdi. İndirdi mi? Evet. Bu kitapta
Peygamberin de elçiyle yolladı ve bu elçiyle kitabı da indirdi. Peygamber'e de öğretmenlik yaptırdı mı? Evet. Yaptırdım. Buna uyanlar, Allah bu bir grubu doğru yola iletti. Öyle mi? Kullar kendisi iradesiyle. Ha, tabii. O iletti. Hem. Ama bir gruba da sapıklık hak oldu. Bu önemli işte. Ha. Sapıklık hak oldu. Kim bu sapıklık hak oldu? Şimdi şey ne demiştik? Hak olma ne demekti? Yerini uygunlaştırma, oturması. Yerini bulma. Tamam. Adam kapıyı açınca ne oldu? Açık kapıdan da rüzgar girdi, tamam. Fırtına girdi, toz girdi. Evet. Kimin kapısı açılmış? Evet. Kime bu kötülükler hak etmiş de gelmiş? Hani bunda hak etti de oldu falan diyoruz ya. Evet. Onlar şeytanları Allah'ın aslanından yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlar edindiler. Burada işte. Çünkü yönetimlerini, ipin ucunu, dindeki şeyleri, tamam mı? Şeytanlara bırakmışlar. Ve Allah'ın aslarından, Allah'ın aslarından seviyesiz kişilere, seviyesiz kurumlara emanet etmişler. Evet. Onlar da onları nereye götürmüş? Evet. Sapıklık hak etmiş. Onlar da sapıklık onu. Gelmiş çatmış. Onlar da kendi iradeleriyle evet. Hak etmişler. Şimdi evet. Burada şöyle bir şey daha anlatacağım ben bu ayetle ilgili daha iyi anlamamız için. Bir başka ayet daha referans vereceğim. Ahkaf suresinin 20. ayeti. Bakın. 20. Evet. Ve kafirler, yani Allah'ın ilahlığını, Rabliğini bilerek reddetmiş kişiler. Şimdi tabii kafir deyince, sapık deyince, Kur'an'ın ön planda tuttuğu Allah yoktur diyenler değil. Öyle bir kimse olması da mümkün değil zaten. Hı. Allah'ın Rabliğini ve ilahlığını kabul etmeyenler. Rablik konusu. Tamam. Evet. Sorun burada. Tabii. Allah'ı yani, kabul ediyor, tamam, Rabliği tamam, kabul sorun etmiyor. Burada. İşte bunlar ateş üzerinde yayılacakları gün. Şimdi Cenab-ı Hak sahneyi ahiretten getirdi. Ateş üzerinde. Bunlar cehenneme gidecek, ateşe de böyle serilecekler. Siz iğreti dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi giderdiniz. Evet. Bakın şimdi sizin çok güzel şeyleriniz vardı. Tamam. Hepsini harcadınız. Hepsini boş harcadınız. Onlar ile yararlandınız. Dünyada geçindiniz. Artık yeryüzünde haksız yere büyük taslamanız ve hak yoldan çıkıcılık edip durduğunuzdan dolayı bugün alçaltıcı bir azap ile karşılık göreceksiniz. Evet. İşte burada kimlere hak edilmiş? Elindeki yani Kur'an gibi bir ışık kaynağını yol gösterici rehberin kıymetini bilmediğinden dolayı tutup da Kur'an dururken başkalarının kitaplarını, başkalarının öğretilerini kendisine rehber edinden dolayı sapıklık hak oldu. Sapıklık hak olduğundan dolayı da onlar ne olmuş? Bak. Siz onlar şeyin üzerine tamam ateş üzerinde yayılacakları yayılacaklar. Allah evet. Diyor onları onun üzerine şey gibi yayacağız. Sebep de zamanında ellerindeki değerli şeylerin kıymetini bilmeyip boşa harcamalarıdır. O yüzden evet. Evet. Devam edelim. Efendim burada bir süremiz doldu bir reklam arası verelim. Şey yapalım peki. Da kısarından sonra devam edelim isterseniz. Oldu. Teşekkür görüşürüz. Ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Arap Suresinin 28-33. Ayetler grubunu açıklıyordu. En son olarak, Kur'an gibi bir hazine dururken başka kaynaklara yönelmenin şeyinden bahsediyordu, tehlikesinden ve 31. ayete kadar gelmiştik. Buyurun efendim. Evet, 31. ayette ey Ademoğulları diye başlıyor. Hı. Ey Ademoğulları, her mescidin yanında toplum içinde süslerinizi alın, yiyin, için fakat savurganlık etmeyin. Kesinlikle Allah savurganları sevmez. Sevmez. 32'yi de okuyalım bu ara. De ki,
Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş? Evet. De ki, bunlar ireti dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde yalnız onlar için olmak üzere, işte böylece biz ayetleri bilen bir topluluğa ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Evet. Burada dikkat edeceğimiz nokta, şimdi Mekkeli müşriklere uyarılar yapıldı. Tabii. Değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak döndü tüm insanlığa. Ne diyor? Tüm insanlığa. Ey Ademoğulları. Tamam mı? Evet. Tüm insanlığa. Tamam. Ey Ademoğulları. Tamam. Şimdi. Neden Ademoğulları? Ademoğulları kim? Bütün insanlık. Bütün insanlık alemi. Neden Ademoğulları deniyordu? Hatırlayacağız mı? Daha önceki şeylerde yaptık. Tabii. Burada bir telmih. Sanatı var. Telmih sanatı. Bir telmih sanatı var. Bu yani yakınla uzak arasında ilişki birini kastedip ötekini murad etme tarzında bir sanat. Şimdi burada bize Adem'le bir ilişkilendiriyor bizi. Adem oğulları dediği zaman sadece Adem niye iyi insanlar demedi Adem'le dediği zaman biz hatırlayacak olursanız bu surenin girişinde bir Adem'den bahsedilmiş, yaratılışından şey yaptı, onun özelliklerinden, onun üzerinden bir portre çizilmişti, değil mi? Evet. Öyleyse bize onu şey yapacak. Sadece ey insanlar dese kimse bir şey anlamaz. Tamam. Ama Adem oğulları deyip de bunda telmihle, bak Adem neydi? Bilgilenmiş insandı, bilgilenmiş değil mi? Ey bilgilenmiş insanın çocukları. Evet. O anlamda. Bir. Mesaj veriyor. Tamam. Adem başka ne yapmıştı? Hata yapma, şunu yapma demiş, yaklaşma bir demişti, yapmıştı değil mi? Evet. Ha, onu da yapmıştı. Öyleyse onu da hatırlayalım. Ey yanlışa düşüp sonra kendini toparlayan kişinin ona çocukları. Da buna da bize de yol gösteriyor. Tabii, bak tabii. Olur ki siz de hata ediyorsunuz, siz de onun gibi olabilirsiniz. Olabilirsiniz, dönün diye. Bir de neydi? O kişiye bilgilenmiş insana Allah melekleri secde ettirmiş de ey meleklerin secde ettiği kişinin çocukları. Önce bak kadrinizi, kıymetinizi, konumunuzu bilin. Siz o adamın çocuğusunuz. Evet. Tamam mı? Güzel bir incelik var. Ha, incelik var. Kendiniz onu siz de kendinizi yani meleklerin kendiniz meleklerin secde edeceği bir varlıksınız. Evet. Kendiniz ona göre o konumda tutun. Şerifinizi koruyun. Şimdi şöyle bir şey var. Bu geçmişte de aristokrat aileler çocuklarını topluma çıkardıkları zaman kendi ailelerinin nitelikleriyle çocuklarını ortaya şey yaparlardı. Onu koyuyorlar. Ha, evet. Onu koyarlar. Ben falanın çocuğuyum, ben filanın çocuğuyum falan filan diye öyle şeyler vardı. Ha, şimdi burada bir de şey var. Şimdi yine burada benim bir burada çok andığım Zafer abim vardı. O geçen hafta vefat etti. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet ondan güzel bir hatıra nakledeyim. Hani bir köye bir şey gelmiş, tahsildar gelmiş atıyla. Şu köyün çocukları şeyde oynuyorlarmış çeşme başında. Birisine demiş ki çocuklardan bir tanesine şu atı tutar mısın demiş. O ben muhtarın oğluyum demiş. Çok güzel. Tamam işte böyle işte ayıp Adem değilim, biz evet. Adem'in çocuklarıyız. Tavırlarınızda şurada burada babanız Adem'in tabii. Kendisine meleklerin secde ettiği kişiyi unutmayın. Heh. Siz de öyle olun mesajlarını içerir bu telmih sanatıyla. Çok güzel. Şimdi yine devam ediyoruz. Bize hitap geldi böyle. Ne mutlu yani değerlendirebilene. Her mescidin yanında yine burada mescidi ele alalım. Açmak lazım. Şimdi burada mescidi dar anlama alındığı zaman bunu tabii çoğu şeylerde her camiye gittiğiniz zaman temiz giyinin, süslü giyinin falan filan gibicesine öyle söyleniyor. Maalesef. Halbuki mescid bir defa cami demek değil, tabii okul ki demektir. Hem de sıradan okul değil, ilahiyat okulu yani özellikli okul demek. Tabii. Şimdi her toplum içinde biz bunu diyeceğiz artık. Süslerinizi alın. Toplum içinde. Evet. Yiyin için fakat savurganlık etmeyin. Kesinlikle Allah savurganları sevmez.
Şimdi süslerinizi alın. Burada ayetin orijinalindeki kelime ziynet demek. Ziynet. Evet. Ziynet demek. Şimdi ziynet sözcüğü tanımını yapayım. Dünya ve ahirette insanın onurunu yükselten şey demektir. Onurunu yükselten şey. Evet. Dünya ve ahirette. Dünya ve ahirette insanın onurunu yükselten şey demektir. Şimdi bu şey mal mülk, para pul, süs eşyası, güzellik, yakışıklılık, sağlık, makam mevki gibi basit dünya cinsinden bir şeyler olabilir. Olabilir. Onlar da olur. Şimdi bu bir. Evet. Bu bir. Bundan başka? Şimdi ama tanımında ziynet sözcüğünü ne dedik? Dünya ve ahirette insanın ahiret. Onurunu yükselten şey. Ahiret için de. Ahirette de onurunu yükselten değerler vardır ziynet olarak. Onlar nedir? İman, İman, güzel amel, güzel huy, ahlak, edep, bakar. Bunlar da ahiret gibi için. Şey. Ha, öyleyse Allah burada her mescidin yanında süsünüzü alın, huzu ziynetekum dediği zaman, ziynetinizi alın dediği zaman bunun anlamı güzel giyinin, bileziğinizi, küpenizi, bilmem gerdanlığınızı, şuyunuzu, buyunuzu takın mı demek olur? Hayır. O ahiret. Ha. Zaman öyleyse bunlar olur. Dünya bir şeyi olduğuna ha. göre, şimdi aşağıdaki ayette de o gelecek ha, zaten. Gelecek. Bak, şimdi onun dünyadakilerin değersiz olduğunu, bak şimdi ayeti okuduk ya. Evet. De ki bunlar ireti dünya hayatına inananlar içindir. Bakın bu dediğim gibi dünya süsü, mal, mülk, para, pul, süs eşyası, güzellik, yakışıklılık, sağlık, makam, mevki bu gibi basit şeyler bunlar nedir? İreti dünya hayatı için. Dünya hayatı için. Tamam mı? Evet. Bunlar ireti dünya hayatına inananlar için. Tamam olabilir. Ama kıyamet gününde yalnız onlar için olmaz. Kıyamet gününde de yalnız onların olacak. Kıyamet günü kıyamet gününde için. Müşriklerin, cehenneme gideceklerin ziyneti olmayacak. Olmayacak. Burada dünyada ne kadar mallı, mülkü, parası, pulu vesairesi olsa bile evet. orada onlar ziynetsiz kalacak. Evet. Ama şimdi bize esas lazım olan şey nedir? Güzel bizim çarşıya, pazara çıktığımız zaman, toplum huzuruna çıktığımız zaman takınacağımız ziynet, temizlik. İmanımız, güzel amelimiz, güzel huyumuz, ahlakımız, edebimiz, vakarımız olacak. Evet. Demek ki Allah topluma çıktığımız zaman öyle mi? Evet. Bizim tabii maddi pisliğimizin temizlenmesini dışında, istiyordu zaten Maide 6'da. Ama esas olarak da ziynetimiz dediğim gibi güzel iman, amel. Yani evet. çarşıda, pazarda geçtiğimiz zaman böyle mümin olduğu belli olacak. Tamam. Şimdi mümin olduğu belli olacak. Bunu unutma. Çarşıda pazarda gittiğin bunun bu ziyneti takılmış adamları ileride işte birkaç ayet sonra Ashab-ı Araf ayetleri gelecek. Evet. Ha, orada bunu herkes bu ziynete bakarak tamam mı? Bu simadan bu mümin diyecek. Bu adam böyle giderse cennetlik adam diyecek. Anlatabildim mi? Ha, öyleyse evet. mümin ziynetli alacak. Yani çarşıda pazarda hem maddi ziyneti olacak, dünyevi ziyneti hem de manevi ziyneti, ahirette birlikte. Değer ifade eden ziynetler olacak. Evet, devam ediyoruz burada. Allah için, yiyin için, fakat savurganlık etmeyin. Yapmayın. Kesinlikle Allah savurganları sevmez. Şimdi israf sözcüğü var burada, ayet-i kerimede evet. geçer. Şimdi israf sözcüğü, harcamadaki aşırılık, savurganlık. Evet. Daha önce birkaç programda dedik. İslam'da, Kur'an'da, daha doğrusu Kur'an tabirle bir israf sözcüğü vardır, bir de tebzir sözcüğü vardır. Tebzir. Bu İsra suresinde tebzir sözcüğünü de saçıp savurma diye şey yapıyordur. O harcadığın paranın hangi yola gittiğinin kontrolü demek. Evet, kontrolü. Orada şey değil. Hani o şöyle söyleyeyim. Oradaki şey de ki mesela bu harcamaktaki aşırılık. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben 10 liralık kalem yeterken, işimi görürken tamam. 15 liralık kalem almam savurganlıktır, savurganlık. İsraftır. O israftır. Tamam mı? Evet. 5 liraya karnımı doyuracakken adına kapıp bir yerde 25 liraya karnımı doyurmam israftır. İsraftır.
Ben bugün için normal bilmem, diyelim ki 50 liralık arabaya binecekken 100 liralık arabaya binmem israftır. Evet. Diyelim ki 100 liralık elbiseyle idare edebilecekken 500 liralık elbise almam israftır. Şimdi bunlar şeydir ama tebzirde ise, bakın şimdi tebzirde ise söyledim, kontrollü harcamam. O zaman 10 liralık şeye değil de İslam düşmanlarına kar etme, Müslümanların başına bela etme, birilerini yoldan çıkarmaya gidecek bir paranın kuruşunu bile harcamak. Tabii ki. Değil öyle fahişini tabii harcamak. Tamam mı? Evet. Kuruşunu bile harcamak tebzirdir. Evet. Allah sakın tebzir yapma. Tebzir yapanlar şeytanın kardeşleridir. Evet. Şeytan ise Rabbinin ankördür der. Tamam. Ayette. Kendimizi bunu bir şey yapacağız. Almış, evet. Yapmamız lazım. Şimdi doğru. Özellikle burada ziynet ve israf sözcüğünü de ayette beraber getirdiği zaman bu takılan ziynetlerin israf noktasında olmaması lazım geldiğini de bir dikkat edelim. Evet. Şimdi bakın, kıst vardı burada, adalet vardı adalet. Burada, ziynet var ve israf var. Çok önemli kavramlar. Şimdi şöyle bir şey daha var. Burada onları da gösterelim. Bu mesela bize de çok sorulur. Altın. Altın haram denir. Bilezik, yüzük falan haram mı? İpek elbise giymek haram mı falan filan. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bunları peygamberin haram ettiği, haramlaştırdığı, Allah hani Kur'an'da Allah'tan başkasının hükmü geçmez ya, olmaması lazım ya. Bak peygamber işte altını haramlaştırdı gibi şeyler. Şimdi peygamber burada haramlaştırmadı. Allah'ın verdiği ayetler doğrultusunda içtihatla onların haramlığına, Kur'an ayetleri doğrultusunda haramlığına hükmetti. Şimdi altın ve gümüş kullanmak ortama göre değişir. Biraz sonra da göreceğiz yani bu onu da ayette ki boyutuyla göreceğiz. O ayet aynısıydı. O Allah'ın çıkardığı ziynetleri öyle mi? Edenleri diyor. Şimdi 32. ayette hani böyle orayı okuyalım. 32'de miydi? Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş ki? Evet. Evet, kim tamam. haram etmiş? Evet. Kim haram etmiş? Tamam. Kim haram etmiş? Bunun kimse haram etmemiş, kimse de haram edemez. Edemez. Ha. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi herkes altından bilezik yapabilirse, küpe yapabilirse, yüzük yapabilirse, kapkacak yapabilirse ve herkes ama, tamam mı? Bir mahsuru yok o zaman. Hiçbir mahsuru yok. Evet. Herkes ipek giyebilirse hiçbir mahsuru tabii. yok. Ama kimse altından bir şey kullanamıyorsa, ipek giyecek de bir şey yoksa, yamalı elbiseler falan giyiyorsa, böyle de, şartlarda fakirliğin, fukaralığın, yoksulluğun olduğu bölgelerde altının kullanılması, ipeğin giyilmesi insanda fahra, ucva, yani kibire, gurura sebep olur. İnsanın yoldan çıkmasına, günah işlemesine vesile olur. Karşı tarafında kıskançlığına, hasedine, kinine, tabii. düşmanlığına vesile olur mu? Tabii kesin. Ha, öyleyse bunlar aslında bizatihi, bak bizatihi, li aynihi haram değil. Bak li aynihi haram değil. Bunlar dolaylı olarak şartlara göre haramlaşan şeyler. Bak kin olacağından, buğz olacağından, düşmanlık olacağından, kibir olacağından, gurur olacağından, tamam mı? Tabii. İnsanlara tepeden bakma oluşacağından dolayı bunlar başka nedenlerle evet. haramiyet getirmiştir. Evet. Ha. Evet. Hiçbir kimse normal şartlarda onu öyle diyelim Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş? Evet. Evet. Yeme içmede de öyle. Aşırı gitme. Şimdi yani. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Tayyibatı tamam bak temiz, hoş olan. Temiz, hoş, yararlıysa bunların hepsi helaldir. Bunların hepsi helaldir. Tayyibatı kimse haram edemez ve ileride başka ayetlerde de bunu göreceğiz zaten. Şimdi Maide 4'te bak sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki size iyi ve temiz şeyler. Temiz evet. Tamam? Hepsi helaldir. Size iyi ve temiz şeyler helaldir. Kısacası. Evet. Evet.
temiz şeyler helaldir. Ha, bu şeyler ileride hani böyle değişik yollarıyla kir olanlar, zararlı olanlar vardır. Nedir? Kan olayı vardır, tabii, leş olayı vardır, leş olayı domuzun vardır, eti olayı vardır. Tabii. Tamam. Ve Allah'ın adı dışında başkalarına saygı için kesilen, kesilmiş olan koyundur, keçidir. Onlar ise manevi pisliktir. Manevi pisliğin için, evet, onun engellenmesi için o haram edilmiştir. Manen pistir o, tamam mı? Evet. Ama tayyibat dediğimiz yararlı, hoş olan, nefis, hoş olan, olan şeylerin hepsi helaldir. Helal. Geneli bu. Şöyle diyecek olursak, bu buradaki ayetten inşallah ileride Maide suresinde ahkam ayetlerinde onları daha iyi, evet, açacağız. Temiz, yararlı, güzel şeylerin yiyip içilmesi hepsinin helal. Helaldir. Pis, zararlı, evet, şeylerin hepsinin de yenilmesi haramdır. Allah'ın koyduğu genel ölçü budur. Evet, bu şeyleri de tayyibatın helal olduğunu zaten Bakara 57'de, 172'de, Maide 5'te, Taha 80, Müminin 51'de de bunların hepsini ayrı ayrı göreceğiz. Evet, şimdi burada bu ayette bir başka noktayı ben size daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, işte böylece biz, bakın şimdi 32'nin devamı. Evet. Ayetleri bilen bir topluluğa ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Bilen bir topluluğa ayrıntılı olarak. Bakın şimdi, bilen bir topluluğa. Bilen bir topluluk ne demek? Bilgili bir topluluğa demek. Evet. Bilgisi olan, bilgisi bir olan topluluğa. Bilgili toplum ne demek? Alim topluluk demek. Bilgisiz toplum ne demek? Cahil toplum demek. Tamam mı? Allah diyor ki burada, cahillere muhatap almıyoruz diyor. Tamam. Evet, tamam. Evet, bak. Çok bak güzel. Şimdi bunu tersinden el harcı olursa, güzel, evet, bu açıklamalarımızın bizim hepsi, tamam mı, bilgili topluma, cahillere, evet, değil. Evet. Cahillere ne yapsan ne derler? Evet. Tamam. İşte tesiri yok. Buna ona şey, bir şey. Evet. Cahilden, evet, mümin olması şeklinde bir şeyiniz vardı daha önce, evet, programda. Tamam, işte bu ayetten kendisi, her zaman söylüyorum. Tabii. Cahilin mümini olmaz. Olmaz. Cahilin Müslümanı olmaz. Aynen. Tamam mı? Evet. Çünkü bunlar ilim gerektirir. Ve burada da şimdi şöyle, Cenab-ı Hak burada ben diyor tayyibatı helal kıldım. Bir şeyin yani temiz, hoş, nefis olduğunu ne bileceksin? Kendi kendine bilemezsin, bilemezsin kardeşim. Ki, tabii ki. Bunun uzmanlar, gıda mühendisleri var, kimyagerler var, tabii, biyologlar var. Bunu onlar diyecek ki şu faydalı, şu zararlı. Tabii. Tamam mı? Tabii. Kendi kendimize bir şey yapmayız. Şimdi tuhafınıza gider. Kulaklar çınlasın. Arkadaşımın bir tanesi, yahu dedi şu ilahiyat fakülteleri kapatılsın dedi. Niye dedim? Yani böyle, bunu da yazdı da yani bir makalesinde de öyle, evet, şey yaptım. Ya kardeşim dedi, Hıfz-ı Sıha Enstitüsü ile ilahiyat fakültesinin arası 200 metre. Kurum, evet, olarak. İnan öyle yani. Yakın. Yerlerini tarifim nerede olduğunu söyleyeyim. İlahiyat Fakültesi burada. 200 metre ötede de Hıfz-ı Sıha Enstitüsü var. Evet. Tamam mı? Türkçesi Sağlığı Koruma Enstitüsü. Sağlık Koruma. Hangisinin yararlı, hangisinin zararlı olduğunu bilinen tespit eden enstitüsü var canım. Bilim merkezi İlmi var. Bir tamam şey mı? Yani. Evet. Şimdi şurada, orada bütün yani mikroskobik şeyler, makineler, malzemeler, şunu her türlü tahlil, analiz yapılıyor. Halka bilgi veriliyor. Şurada da 1300 sene evvel yazılmış, evet, bir kitaptan fakültede, inanın buna, evet, Bab-ül Miyah diye bir bölüm var, sular bölümü. Sular. Orada suyun bir bakarsın ki temiz mi, yararlı mı şeyini, efendim rengine bakarsın, kokusuna bakarsın, tadına bakarsın. Bu kadar. Tamam, rengine bakarsan iyiyse, kokusunun şöyle kokuşmamışsa, tamam, bir de acımazsa onu içebilirsin, yiyebilirsin, kullanabilirsin. O mikropları onu gözle orada okutuluyor. Bak hani onu orada okutuyorlar. Hala okunuyor. Hala. İşte yazıyor. Müslümanların şeyi, bilen toplum dediği zaman Allah, şimdi baktığın zaman onun tayyibat mı, havais mi olduğunu bilemezsin. Onu ne yapacaksın? Hıfz-ı Sıha'ya gidecek. Tabii ki yani. Oradaki ilim adamları şey yapacak. Onu bilenler bunun işinden çıkacak. Bilemeyenlerse bunun, tabii, zararını görecek. Ve Allah burada da diyor ki biz onları muhatap alıyoruz. Bilenleri muhatap alıyoruz. Topluma, bilgisizlerle işimiz yok diyor. Çok güzel. Öyleyse
Allah'ım benim işim yok onlarla dediği cahillerden ne mümin olur ne de Müslüman olur. Evet, çok güzel tamam bir mesaj. Bu ayette evet. Burada bu şekilde bağlamış olduk. Sağ olun. 33'teyiz. De ki, şimdi bu dekiler hani devamlı söylüyoruz. Soru üzerine. Kur'an'da 300-400 tane deki var. Bir de sana soruyorlar, sana soracaklardır. Bunlar suali mukadder deriz. Konu akışı içerisinde oluşan sorular vardır. Ya şu ne olacak, ya bu ne olacak? İki kişi konuşurken hemen bir soru doğar orada. Buna suali mukadder denir. Yine öyle bir şey konu olmuş ki, bak öyle bir şey konu olmuş ki, Cenab-ı Hak burada bu ortamları, bu ayetleri okuduğun zaman sen topluma kafalarında, zihinlerinde şöyle bir soru oluştu. Onlara cevaptır. Onlara de. Evet, tamam. İşte değerli izleyicim şunu bilsinler. Bu dekilerin hepsi Kur'an'da peygamberin kendinden, yani İslam dininde peygamberin kendinden bir hüküm koyamadığının, toplumun sorunlarına kendisinden çözüm getirmediğinin, toplumun sorunlarına çözümün Allah'tan geldiğinin belgesidir, bilgisidir. Bu çok önemli efendim. Çok önemli. Tamam mı? Evet. Bu dekilerin hepsi odur. Evet. Peygamber'e sorulur. Peygamber cevap vermez kendinden. Veremez. Çünkü bu hüküm Allah'a ait olacaktır. Tabii ki. Din Allah'a halis olacaktır. Allah'ın dinde, hükümde ortağı yoktur. Halis olması lazım. Öteki türlü peygamber de bir şey katacak olursa has altının bileziğe olur. Dönüşmesi gibi yüzde yani ayarı 24'de düşer. 20 ayarı düşer. Değil mi? Evet. Allah'ın dini olmaktan çıkar. Çıkar. Ha. İşte bunlar hep onlardan bir tanesidir. Evet. Efendim bu 33. ayete gireceğiz de bu günahlar konuş biraz uzun olabilir. Süremiz de doluyor. Bir kısa toparlama yaparsak bunu öbür programda açıklayalım isterseniz. Evet. Çünkü çok uzun sürer bu. Tamam devam edeceğiz inşallah ayetlerde. Şimdi burada işte değerli izleyicilerimize tekrar edeceğim şey şu. Bundan sonra belirli nedenlerle yani ayetlerdeki açıklamaları biz hızlandıracağız. Evet. Yani, daha hızlı gidebiliriz. Tamam bazı nedenlerle bunu hızlandıracağız. Tamam. Öyleyse değerli izleyicilerimiz de yani biz bu programdan evvel biraz da derslerini onlar çalışsınlar gelsinler. Çünkü zaten sırayla gidiyoruz. Yani sırayla gidiyoruz inşallah. Böyle öz belli. Noktalarını şey yapacağız. İleride daha öz noktalarından değinip kısa kısa geçeceğiz. Paralar böyle bir şey yapacağız. Çok daha güzel onun olur. İçin kendileri de bu noktada hazırlık yaparlarsa ve özellikle de yani onu da şöyle yapayım. Böyle zihinlerinde takılmış istifam oluşmuş noktaları bize iletirlerse açılır onlar. Onları da burada açarız. Açmamıza vesile olurlar. Onlar olur. Da hayırlı bir iş yapmış olurlar. Çok güzel olur evet. Efendim. Onu burada tekrar edeyim. Çok sağ olun. Evet ben teşekkür ediyorum. Ederiz. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok var teşekkür olun. Ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Olur, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz efendim.